Selam, bugün kısaltmaları anlatacağım size istediğiniz, biliyorsunuz video çekmeden önce ben Discord kanalında oylama yapıyorum, ona göre çekiyorum. Aklıma gelenleri çekecektim önce ama biraz araştırma yapınca böyle güzel bir liste buldum ki de burada ne oldukları aslında meaning olarak yazıyor, abbreviation kısaltma demek, kısaltması ve anlamı olarak yazıyor. Ee, ama bazılarını anlamayabilirsiniz. Mesela işte AA oto atak tamam. Otomatik atak o kolay. Ama mesela işte şimdi AP Assassin's Preservance ne demek bu falan tarzı. Ee, bunları açıklayacağım. Bazılarının hiçbir anlamı yok. Geç ee, geçin yani onları. Çok kullanılmıyorlar. Ee, başlayalım o zaman hızlıca. AB Auric Basin. AC Ascalon Catacomb. APK'ya falan geçiyorum. Alak Gate mesela bunu Alakren falan yazıyorlar. Ne diye soruldu? çok fazla. Alakren, Snow Cross'un sesine girdiği zaman göreceğiniz alakalite veren Renegade buydu. Alakren deniyor. Ee, yani klas istenirken Alakren yazarlar. Ondan sonra AP Achievement Point anlamına geliyor. Ee, çoğunlukla ve yaygın kullanışı bu. Achievement Point anlamında kullanılıyor. Ama ba Dungeon'da mesela Twilight Arbor LFG'sinde AP yazarsa Aether Pet anlamına gelir. Bu çok kullanılmıyor. Dungeon yapan yok zaten bir de revenant hakkında konuşuluyorsa da AP Assassin's Preservance anlamına gelir. Assassin's da e, revenant'ın pasif bir skili, e, pasif değil galiba seçmeli parça. Neyse önemli değil. E, 100 şey veriyor, ferocity veriyor bütün takıma. E, onunla alakalı R Agony Resistance demek. Mesela e, fraktalların şeyinde yani chartında kaç agony'si diye ile gösterilir. İşte 100 150 R şeklinde Agony Resistance demek. E, AT Automated Tournament, e, bunu yayıncılar falan Twitch'te bazen AT sunumunu falan yaptıklarını söyler. AT ne ne olduğunu merak ediyorsunuz. Automated Tournament demek e, turnuva yayını yapıyormuş, yani turnuva'yı anlatıyormuş. Bunu genelde yayınlarda görürsünüz. E, ondan sonra e, BK Black Carter demek, Deimos'ta bir rol. E, bu yerden çıkan siyah şeylere şey yapıyorsunuz, kaytlıyorsunuz. E, bunu ben Deimos videomda anlatıyorum, kanaldan bakabilirsiniz. Ee, bunların hiçbir anlamı yok. Geçtik bunları. BS Banner Slave demek. Warrior arıyor yani. Ee, banner atacak Warrior. Ee, BS Banner Slave demek. Bunun da bir şeysi var. Ee, aslında bu bir şaka. Hot zamanında BS Berzerker olarak aranıyordu. Yani hani gene banner atıyordu ama BS Berzerker'in kısaltmasıydı. Pof'un çıkışıyla beraber. Hani sadece Spellbreaker ve Core Warrior da işin içine dahil olunca <laughs> genel olarak hepsinin adı BS Banner Slave olarak kaldı. Bir şakaya dönüştü. Ardından ee, CA Celestial Avatar için kullanılıyor Duruid için. E, GG for CA falan yazarlar mesela raidlerde. E, GG yani slash GG yazıp öl. Celestial avatarım için CA yani Duruid'in F5'inin dolması. Ölüleri rezlediği zaman o bardolar fight'ın dışında ama dolu olmaz ilk girdiğinizde raidlere falan. O yüzden birisi GG çeker ki Ranger onu rezleyip doldursun. Ardından Conjured Amalgamet anlamına da geliyor. Ama bu genelde Wing-6 diye yazarlar. V-6 olarak yazarlar yani. CA diye spesifik yazmazlar. CC, e, Crowd Control. Yani bunu bilmeyen yoktur herhalde ama bunu bilmeyen çok fazla var. Özellikle son gelen şimdi Mission'da Crowd Control mekaniği koyduğu adamlar bilerek insanları öğrense kimse öğrenmiyor. Crowd Control demek. Crowd Control skill'leri ama her türlü kitle kontrol... E, şeyine girdiği için bizim genellikle CC'den bahsettiğimiz hard CC'lerdir. Yani knockdown, knockback, pull, stun, Daze bunlar crowd control'e girer. Yani cripple da bir crowd control ama bu break var kırmaz bosslarda. Haberiniz olsun. Ardından Silver CF terimini çok görüyorsunuz. Chest farming demek. Chest topluyor. Yani e, chestleri topluyorsunuz. Onun bir kısaltması. Chrono, Chronomancer zaten bunu herhalde okuyorsunuzdur yani kolay. CM challenge modu için çok kullanılıyor. CM, CM ne demek? Çok CM görürsünüz. Özellikle fraktallarda mesela C, T, CM artı T4 artı Reg yazarlar mesela. CM challenge modlar demek. 199. T4, TR4 günlük görevler. Reg de recommended yani önerilenler. Yani daily tabına girdiğiniz zaman şeyinizde, oyunda. Orada gördüğünüz bütün her şeyi yapmanız artı %99 eklemeniz anlamına gelir. Age of Syl, of Eternity, Citadel of Flaming kısaltması. Eee, dungeon çok yapılmadı için bir anlamı yok. Bu da çok kullanılmıyor. Jaws, Divine altının şeyi. CS split bu da çok kullanılmaz. DD Daredevil için kullanılıyor. E, DD yazabilirler mesela. E, ya da DH mesela Dragon Hunter. Dragon Hunter'ın kısaltması. Yani aslında e, bu kısaltmaları bir baktığınız zaman çoğunlukla bir e, spesifik bir karakterin bir şeyin kısaltmasıdır. Yani bir düşünün mesela. Atıyorum. Şimdi ben bir tane yapacağım. Ee, CV mesela. C. C ne olabilir? Kondi. W ne olabilir? Ne var W'lu? Weaver var. Kondi Weaver. Bak hani düşününce yapılabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani birebir olmayabilir ama hani öyle de yürütebilirsiniz akıl mantık. Ee, bundan sonra bunlar gereksiz. Do, do, do it. Yani Empower Alliance EA. Ee, bu da şey. Warrior'ın power verdiği şeysi. EB bunu World vs. World'da çok görürsünüz bu kısaltmayı. EB, Eternal Battlegrounds'un kısaltması zaten çok anlaşılıyor. Ee, bu epi birazcık kafanızı karıştırabilir. Necromancer'lı bazı bosslar da alıyorlar epi atsın diye. Bunu bütün bossların şeylerini izlediğiniz zaman orada ben anlatıyorum özellikle Sola Soror videomu izlerseniz orada epi kullanılıyor o epi mevzusu bu epici necro epi necro o da epi demek yani genellikle e, druid ile beraber birlikte birbilde, birbirleriyle anlaşmalı yaparlar bunu dolayısıyla hani druid epi dediği zaman necro epi atar öyle olur. Bu FPPF'yi çok görürsünüz fraktalda. Put artı fo şey demek. Food demek. Yani potunu ve foodunu bas gel. bir kasual ezik olma. her şeyini basıp gel. Cimrilik etme demek. fraktalların yanında mesela bunu görürsünüz. CM artı T4 artı Reg. İşte bir tane warrior bir tane bilmem ne. P artı F yazarlar. Pot ve foodunu al gel demek. FA Fresh Air Elementalist'in bir Trade ile alakalı. Bunlar bunu çok bu tip şeylere bu klasla alakalı şeyleri genellikle Reddit'te ya da işte Discord'da falan prolarla tartışırken görürsünüz. Çok sık görmezsiniz siz bunları yani. Çok göreceğiniz şeyler değil. Ama mesela FGS'i görürsünüz. FGS Fiery Great Sword. Yere Volkan'ı satıyor ya Elementalist hızlı koşmak için ya da damage vermek için özellikle. DPS klaslara FGS atar Elementalist. E, görürseniz bu demek. Anlamınız olsun anlamınız olsun ne ya anlayın yani. Photon Fractals Optimists. FC bunu pazartesi raidlerde görürsünüz. Sabah mesela FC yazarlar. FC işte binliği yazarlar. Mesela full clear demek. Birden yediye kadar her şeyi keseceğiz demek. E, ee, bu. GH Guiltol anlamına taşıyor. Yani bunda çok bir şeysi yok. Ee, buralarda da çok takılması gereken bir şey yok. Yani şu Gothel'ı mesela yine dediğim gibi önce Discord'da birileriyle Threat hakkında konuşurken falan yaparsanız. HK'yı görürsünüz, Deimos'u görürsünüz sadece. Handkiter, elleri kayıtlayan arkadaş. Onu da Deimos videomu izleyerek oradan zaten Handkiter'ın ne olduğunu görürsünüz. Orada ben galiba Handkiter olarak oynuyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hot Heart of Thorns zaten. Hotem Heart of Mist. Bunlar kolay. HP her oran biliyorsunuz bunları. Bunları geçerim. JP Jumping Puzzle demek için. Bu mesela çok en çok sorulanlardan bir tanesi. KP kill proof öldürme kanıtı, Kill proof bu demek. Yani bu ne demek oluyor? Li bunun yerine geçer. Birazdan geleceğimiz. Aşağıda bakın var Li. Ya da boss'tan atan tokenler mesela 100 cm için mesela fractal için kill proof 100 cm'nin sonuna atan unstable cosmic Essences'lardır. Partilere girerken onu pingilersiniz onu gösterirsiniz. KP odur. Raid'lerde de e leader ya da L yani legendary divination ya da insight'tır. E, ama tokenler de kill yerine geçer. Şansınızı deneyebilirsiniz. Hani tokenleri biriktirip bir partiye girerken li'niz azsa tokenleri de gösterip hani bir tık alınma şansınızı arttırabilir. E, lab bunu şeyde görüyorsunuz. Hollow'un zamanı lab farm mevzusu geçiyorum. Install Ellie'yi görürsünüz. Hep, hep Ellie'yi sorarlar. İşte Kill Proof'un versiyonu. Her boss her hafta bir kere kesilebilir ve bir kere Ellie'yi atar. Bu da kaç kere raid boss'u kestiğinizin bir şeysi, kanıtı yani. Ellie'yi isterler. LC Living World, Living Season için LS5, LS4 aç, LS3 aç falan tarzı konuşurum ben mesela. O da Living Season anlamına geliyor. Orada konuştuğum. Meta meta bunları geçiyoruz. Ee, MF Magic Find ve Mystic Forge anlamı var. Ee, nerede konuşulduğuna bağlı olarak ya Magic Find ya Mystic Forge anlamını taşır. Ee, Bunu da çok rastlamazsınız yani. Genellikle M Magic Find anlamında kullanılır yani. Ee, bu şekilde. Buradan oh, bunlar bunun bir anlamı yok. Geçiyorum bunları. Puff Pet of Fire yani. Video bili bunları biliyorsunuz zaten. Ee, PvA, PvP herkes biliyordur. Heh, Ren mesela. Burada işte Ren diye diyor. Yani mesela Alak Ren görüyorsunuz ne bu diyorsunuz ya. Bana bu çok geldi. Mesela Alak Ren ne diye en az 5 kişi sormuştur. İşte alakriti Renegade. Alak Ren. Hani CV, CN olabilir? Kondi Weaver mantığıyla Alak Ren diye kısaltmışlar adamlar. Riba. Bunu da S ve görürsünüz gene. Red, indigo, blue, amber anlamını taşıyor. Ee, oraya geldiğiniz zaman kalelerin bildiğiniz renkleri var biliyorsunuz. Kırmızı, e, indigo yani e, bir renk işte unuttum, indigo rengi, blue mavi, amber de böyle sarımsı, amber taşı rengi. O dört tane kaleyi dönüp sürekli onların eventlerine taglayarak loot kasma o mevzusu riba farm olarak geçer, riba yazarlar. Yani ya chest farm yaparlar ya riba yaparlar. Sab, iki sab var. Ufak sab, sabeta anlamını taşıyor. Wing 1'in üçüncü boss'u. Büyük sablı Super Adventure Box. Bu Mario modu. Aralık festival geliyor ya, aradan Mario oluyoruz. O. Bunlar, yani mesela burada atıyorum, SP Salvation Pass diyor ama bu şekilde yazılmaz bunlar. Wing 1, Wing 2, Wing 3, Wing 4 diye yazılır. Hani burada kısaltma olarak demiş ama kimse SP 250'li yazmaz mesela. Wing 2 yazar. Onu da şöyle, Google'a girip, GB2 Rates diyeyim size, anlayın ne olduğunu. Bakın, Wing 1, Spirit Veil, Wing 2 bu, Wing 3 bu, Wing 4 bu, Wing 5, Wing 6, Wing 7 bu. Buna girip yani ezberle edebilirsiniz. Artık bir süre sonra alışkanlık oluyor zaten. Böyle yani, V1, V2 diye kısaltılır. Kimse hoc ya da MG, işte TK, OA diye kısaltma yapmaz. Onun haberiniz olsun yani. Başka burada TP Trading Post demek. Bunu da çok kullanıyorum ben mesela TP'den al diye. Trading Post'tan al yani işte mark şeyden takas yerinden al demek. UMVM, Unbound Magic, Wallet Magic. Sezonların Currency'leri. Bunları biliyorsunuz. VV mesela SvVV yazarlar. Şu VV Winebred. SvW bu Winebred yani meta'nın son boss'una geldik hadi gelin anlamını taşır. Bunu çok görürsünüz. VB World Boss, World Boss Run falan tarzlarda da kuruluyor VB dönüyorlar. VP Waypoint anlamını taşıyor. Well Played değil. Ee, waypoint. Come VP falan derler. Mesela VP'ye hani, gel. Kısaltması bu. E, ee, VB World Boss geçiyorum. Yak Dolly anlamı yok. Bir de son olarak bu. Berzerker, zerker. Zerker. Zerker dizleriz. Bunu kafanız karışıyor bu Zerker'in ne olduğuna dair. Ee, birazcık karışık çünkü. En çok power veren yani major olarak power sonra precision ve ferocity veren set Berzerker'dir. Ama bunun adı Ascendant'da farklı olur. Yani Ascendant craftlarken adı Berzerker set olarak olmaz. Niye olduğunu bilmiyorum. Çok saçma. Burada yazıyor bakın. Zoja olarak geçer. Yani bunu da bilgisini vermiş olayım. Zoja. Armor'u Zojja skin. Yani üzerinde Zojja yazan bir silah alıyorsanız o Belenger Berserker statlarına sahiptir. Yani adı farklı verdiği stat tipi farklı stat tipinin ayrı bir adı var gibi düşünün. Öyle yapmışlar. Derzerker stat seti ama silahın adı Zojja. Saçma neyse. Biz konumuza geri dönelim. Bitti. Bu kadar. Böyle yani kısaltmalara umarım yardımcı olabilmişimdir. Biraz fazla ama oynadıkça şey oluyorsunuz. Mesela bakın FB Firebrand ne olabilir? Düşünün FB. Şimdi bakalım. Ranger desen F yok, B yok. Düşün. Hiçbirinde F yok, B yok. gardiyana geldim. Firebrand. He, tamam. Fenerbahçe olamayacağına göre Firebrand. Şimdi başına da bunun Q koyuyorsun mesela. Quickness Firebrand arıyorum demek oluyor. H koyuyorsun. Heal Firebrand alıyorum demek oluyor. Yani bunları oynadıkça alışırsınız e, bir raid partisinde, bir fraktal partisinde çok gördüğünüz zaman rol şeydir. Yani yerine göre. Yerine göre düşünün. Yani şimdi adam sana diyor mesela T'ye geliyorsun. Mesela burada diyor sana TC diyor mesela tamam mı? Şimdi raid'de adam TC yapıyoruz. Şimdi sen raid elefçisi TC yiyoruz aklına tarnished coast server'ı gelmemesi lazım değil mi? Tarnished Coast Server var mesela North Amerika'da. İkisinin de kısaltması aynı. Ama raid fartesindeysen Twisted Castle. Yani yerine göre. Yerine göre çıkarım yapma. Yani şey yapın. Deneyin yani. Ne anlama gelebilir bu falan hani gibisinden. Bir süre sonra alışıyorsunuz zaten. Bunların çoğu da kullanılmıyor. Öyle söyleyeyim. Bu hani gibi yazmışlar ama bunların %90'ı kullanılmıyor. %10'u falan çok kullanılıyor yani işte. KP, Lee, Roller falan. O şekilde. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Umarım yardımcı olur. Hoşçakalın. Bay bay.